Dudu Peri, sihirli günler. Dudu Peri. Oh, sihirli günler, sihirli ayna. Buyurun. 2005 yılı sihir kitabı çıkınca sizi uyarmam için sinyal bırakmışsınız. Ay, çıktı mı? Bugün çıktı. Periliçe öğle üzeri tam 12'de gökyüzünde bu kitabı isteyen tüm perilere dağıtacak. 12. Tamam. Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sihirli günler Dudu Peri. Ay, yeni kitapta ne sihirler var acaba? 12 olsa da bir an evvel gidip kitabı alsam. Giyinip kızlara gideyim, belki onlar da almak ister. Günaydın. Günaydın. Oo, uyanır uyanmaz süslendiğine göre gene gezmeye gidiyorsun. Eda ile Betüş'e uğrayacağım. Gözünü açar açmaz kızlarına gitmenin sebebini öğrenebilir miyim? Hayır, öğrenemezsin. Sabretmelisin canım. Ama nasılsa birazdan Perihan uğrar, ondan öğrenirsin. Çüs! Burnuma gene kötü kokular geliyor. Demin beni çok mutlu edecek bir haber aldım da ondan. Nedir o? 2005 yılının yeni sihir kitabı çıkmış. Saat 12'de gökyüzünde periliçe isteyenlere dağıtacak. Nasıl bir kitap bu? İçinde yepyeni, hiç el değmemiş sihirler olan bir kitap. Hem de gıcır gıcır, bıcır bıcır, hiç denenmemiş sihirler. Almak istemez misin? Ben isterim. Hayır Toprak, hiç ısrarla biz o kitabı almayacağız. O niye? Niyesi mi var anne? İçimizden biri peri alfabesini yeni söktü. Okuduğumuz, gördüğümüz her sihri uygulamadan edemiyoruz. O kitabı alırsak başımıza çok iş açılır. Ama bu haksızlık. Ne zaman ki anne sözü dinleyeceksin, o zaman bu eve 2005 peri kitabı girecek. Sen git al anneciğim. Eğer benim bir şeye ihtiyacım olursa gelir kitabı senden ödünç isterim. Ay, işte o olmaz. Çünkü kitap kişiye özel. Periliçe kişiye verirken mühür basıyor. Ya şimdi kitabı alırsın ya da kitapsız kalırsın. İyi, ben almayayım o zaman. İyi, ben gidip Betüş'e sorayım. O daha akıllıdır. Belki ister. Ne olur alsak. Hayır, almayacağız. Bakalım bu damadın arabası nerede? Ay, çok da trafik var. Hah, işte orada. Sana daha büyük bir baş ağrısı göndereyim de gör gününü. Al bakalım sana baş ağrısı. Şapşal damat kaza yaptı. Çocuklar evde mi? Yok anneciğim, okula gittiler. Ay, keşke Çilek evde olsaydı. Neden? Hoş geldiniz Dudu teyze. Hoş bulduk Firuze. Nasılsınız? İyiyim, iyi. Hadi bize güzel iki kahve yap. Köpüklü. Benimki az şekerli olsun. Peki, hemen. Öyle. Ayrıca sana söyleyeceğim şey o kadar da önemli değil. O zaman söyle hadi. Burada söyleyemem. Ay, kendime çok güzel iç çamaşırları ve gecelik aldım. Hepsi de bunun içinde. Anlarsın ya. Gel yukarıda göstereyim sana. Anne. Firuze, kızım kahveler olunca haber ver bize. Peki. Kırkından sonra azanı diye başlayan bir atasözümüz vardır ama neyse. Anne, yani iç çamaşırlarından başka bahane bulamadın mı? Ne güzel oldu ama aklıma ilk o geliverdi. Senin yaşında bir kadına hiç yakışıyor mu? Ne varmış benim yaşımda? Hatırlatırım anneciğim, tam 400 yaşındasın. Ama hiçbir fani bunu bilmiyor canım. Ben de sana bunu hatırlatırım. Canım, fanilerin gözünde de 50 yaşında falan duruyorsun işte. Anne, hiçbir fani 50 yaşındaki bir kadının süsten püsten, hele ki iç çamaşırlarından bahsetmesinden hoşlanmaz. Nedenmiş o? Eğer ben 50 yaşında bir fani de olsaydım aynen böyle olurdum. Yine süsten püsten, takılardan, ışıltıdan, otrişlerden, tüylerden hoşlanırdım. Ne güzel iç çamaşırlarım olurdu. Hem ne olmuş? Sen kimin tarafındasın? O şapşal kocanla evlendiğinden beri muhafazakar oldun.
Anne kocama şapşal deme. Derim işte. Şapşal, şapşal. Senin kocan da şapşal, Eda'nın kocası da şapşal. Şapşal. Aa, nereye gitti bu? Hanilerle düşe kalka aynen onlara çektiler. Şu yeni sihir kitabında sıkı bir ayrılık sihiri bulayım da görsünler günlerini. Of anne. Of anne, neredesin? Bir şey söyleyip gideceğim demiştin. Hadi anne, merak ediyorum. Daha işe gideceğim anne. Oyun oynayacak vaktim yok. Neredesin? Bıktım senin kocana laf söyletmemenden. Koca da koca olsa bari. Sesi yankılandığına göre demek ki banyoda. Kocan hakkında güzel şeyler söyleyeceksen duymak istemiyorum. Onun hakkında kötü konuşmaya devam edeceksen asıl ben daha fazla duymak istemiyorum anne. Duyma o zaman. Of anne, çocuk gibisin. Nereye gittin yine? Peki. Orada görüşürüz. Anne yeter ama artık, peşinden koşmaktan bıktım. Ben daha işe gideceğim. Hadi ne söyleyeceksen söyle artık. Aman dır 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 etme tepemde. Biraz önce Eda'lardaydım. O da kocasıyla senin gibi. Mıç 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 yapış yapış. Ne varmış bunda? Biz kocalarımızı çok seviyoruz ve sen ne yaparsan yap onlardan ayrılmayacağız. İyi, alın kocalarınızı, başınıza çalın o şapşalları. Anne. Hem sen niye buradasın? 2005 yılının yeni sihir kitabı çıktı. Saat 12'de gökyüzünde Periliç'e dağıtacak. Ben onu almaya gidecektim. Sen de gelmek ister misin diye sormaya geldim canım. Yani sırf bunu haber vermek için buraya geldin öyle mi? Evet, çünkü gecikirsek kitap kalmıyor, bitiyor. Oo, günlerce bekle ikinci baskı için. Onu soracaktım sana. Sağ ol anneciğim, çok teşekkür ederim ama istemiyorum. Niye? O kitabın içinde milyonlarca yeni sihir var. Anneciğim, benim sihirlerim bana fazlasıyla yetiyor. Daha çoğuna ihtiyacım yok, teşekkürler. İyi canım, bize teklif var, ısrar yok. Anne, sen nereden öğrendin bu sihir kitabının çıkacağını? Sihirli aynadan mesaj geldi. Çok tuhaf, bana gelmedi. Sana gelmez, ben ta geçen seneden sinyal bırakmıştım. İlk gün çıktığı gün haberim olsun diye ya. Nereden çıktı bu sihir merakı? Hiç. Anne, yoksa sen yine Eda ile Yavuz'u, Sadık'la beni ayırmak için kötü kötü sihirler mi? O kitabın içinde iyi sihirler var. Kahveler oldu. Ah, geliyoruz. Umarım yalnızca iyi sihirleri kullanırsın. Tamam. Dur, oradan değil. Demin yatak odasındaydık. Yukarı. Haklısın. Önden buyurun anneciğim. Ah, selam Taceddin. Selam Perihan. Sen sormadan söyleyeyim, Dudu yok. Aa, yok mu? Nereye gitti? Kızlara gitti. Kızlara? Niye? Sordum ama söylemedi. Birazdan Perihan gelir, ondan öğrenirsin dedi. Vay. Nasıl yani vay? Demek Periliçe'nin 2005 sihir kitabını dağıtacağını duymuş. Onu gidip hemen kızlara yetiştirecek. Tam tahmin ettiğim gibi. Kitabı alabilmek için geçen yıldan sıraya girmişsin. Sen ne şeytansın Dudu. Göz var göz. Kahve için teşekkürler Firuze. Afiyet olsun Duda Hanım teyze. Kapasaydınız bir falınıza bakardım. Aman kızım, bu yaştan sonra benim bakılacak falım mı kalmış? Öyle demeyin canım. Cami yıkılmış ama mihrap yerinde. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Anneciğim, lütfen dediklerimi unutmayın. Gitti. Ya Betüş Hanım, öldüm meraktan.
Yukarı bir çıktınız, indiniz, suratınız beş karış. Ne oldu? Yoksa annenizin aldığı iç çamaşırları beğenmediniz de ona mı bozuldu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.